Şahinoğlu grubun katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Kapıları kilitli kalmış, damlarını otlar sarmış. Kapıları kilitli kalmış, damlarını otlar sarmış. Bir tek yaşlı dedem kalmış, yazık olmuş o köylere. Bir tek yaşlı dedem kalmış, yazık olmuş o köylere. O köylere, o köylere, derelere gelenlere, yaşadığım senelere, yazık olmuş o köylere. O köylere, o köylere, derelere gelenlere, yaşadığım senelere, yazık olmuş o köylere. Derelerde sular kurumuş, tilki köye mekanı vurmuş, tilki de dönüp alay ediyor benden. Vay köylüm vay, vay köylüm vay. Yetmiş haneli köyümdü, her gün bayram düğündü. Yetmiş haneli köyümdü, her gün bayram düğündü. Gurbet yolu mu görürdü, yazık olmuş o köylere. Gurbet yolu mu görürdü, yazık olmuş o köylere. O köylere, o köylere, derelere gelenlere, yaşadığım senelere, yazık olmuş o köylere. O köylere, o köylere, derelere gelenlere, yaşadığım senelere, yazık olmuş o köylere. Köylerimiz karaba olmuş, taşlarına baykuşlar konmuş. Baykuş da dönüp alay ediyor benden. Vay köylüm vay, vay köylüm vay. Dayı, gelin şuraya da bize de şuraya çıkalım, beraber. Bak, o ara gurbettekilere selam gönderin bakayım hadi. Kimler varsa. Konuşun. Hadi. Kim var? Gurbettekilerin herkesine bildiğimi bilmediğine çok evet. Selam söyleyeyim. Oturalım. Selam söyle anne. Oturalım. Çaylarımızın oğlanım var. İstanbul'da dayılarım var. Hepsine selamlar. Hep oturalım. Tamam. Yardım edeyim Erdinge. Hadi. Erdinge değilim hala. Şöyle kucaklayayım sizi gel. Şöyle yanıma gel.
Hoş gördük. Şöyle bir bak. Yaş bak. Yenge de geldi. Yavaş yavaş. Kime selam söylüyorsun enişte? Kime söylüyorsun? Oğlum. Hep dayılarıma. Hep dayılarıma. Oğullarıma. Hepsine selam. Anacığım sen de konuş. Ne diyor? Hangi oğluna selam diyor? Mustafa'ya mı? Metin'e mi? Recep'e mi? Hepsine. Hepsine. Selim. Seçili mi? Hepsine. Ercebe. Mustafa, Mustafa'ya, Asım'a, hepsine, torunlarıma, hepsine selam söyleyeyim. Tamam, giyelim. Aleyküm selam teyzeciğim. Gel Adenge, gel. Sağ, seni çekiyoruz, gel. Halacığım. Yenge, halacığım. Gel. Gel. Gel, yan yana oturun, gelin. Sen oturun, şabim. Ha, taşınca, otur, olmaz. Ben size arkamda geçerim, dur. İyi, hadi geçelim. Aşağı ne uçarsın, Gel. Hah, bunları yarın bulamayız arkadaşlar. Bulamazsın sen bunları. Oğlum öyle deyip de evlerin yüreğine acı koyma, tanışmayın. İlla gideceğim, dur. Senin zamanı yok mu? Halacığım, oğluma selam gönder. Avusturya'da oğlum var, gelinim var. Onlara selam edin hepçe. Ne diyeceksiniz de var? Aleyküm selam teyzeciğim. Onların adını aldık, kabul ettik. Allah razı olsun. Kimi unuttun? Avusturya'da bütün emrilere selam. Emmilere selam. Tamam. Hepsi var. Fatih'in gel. Geçkiden kim geldi? Kızım var, Bilgin Demirel, Dursun var, Demir damandım. Hepsinin gözlerini öperim. Teşekkür ederim. Benim oğlum da bu işe dahil edelim. Oğlum, onu da alabiliriz. Sen Avusturya'da olduğun için bu işi ölçeme. Ben unuttum onu. Sen orada benden başvur, ben sana diyeceğim. Kapalı tapalı mı? Bacanaksız değil mi lan? Evet, bacanayız biz. Ne olur be? Kameraman kardeşim, ses açık değil değil mi? Aç. Sesin de aç. Açık mı? Yok, şey yapıyorum. Buraya kadar gelip bizi burada çektiğiniz için elinize ayağınıza sağlık. Allah'ım güle güle gelip burada bizi çekmeye size nasip etti. Yüce Rabbim tane muradınız varsa nasip eylesin. Amin. Burası Aydınoğlu Mahallesi İmamlar Mevki. Şu anda masada bulunan kişiler de burada yaşayan kişiler. Yüce Rabbim ta nice yıllar yaşamak nasip etsin. Amin. Cümlemize nasip etsin. Amin. İnşallah bu çekim ömür boyu Sarmaşık Koyunu anılacak, Sarmaşık Koyunu hatırlayacak bir çekim olur. Gelecek nesillere de bir hatıra olarak kalır. Şimdiden sana ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bacım. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizi burada ağırladığınız, bizi buralara çağırdığınız için Anadolu'nun güzelliklerini, özellikle bizim kendi memleketimizin güzelliklerini bizlere çekip Türkiye'ye, dünyaya duyurmak için her gün ayrı bir yerleri geziyoruz işte böyle. İnşallah. Ayrıca yurt dışında, yurt içinde bulunan bütün çocuklarımıza, evlatlarımıza, akrabayı talukatlarımıza selamlarımızı iletiyorum. Köyümüz adına, mahallemiz adına hepsinin küçüklerinin gözlerinden, büyüklerinin ellerinden öpüyorum. Sevgiler, saygılar, selamlıyorum. Bay bay. Hep beraber bir el sallayın. Bay bay yapalım hepimiz. Bay bay böyle. Vallahi öyle. Olsun, olsun. Gel. Gel yanına kadar yaklaş. Torunuma selam gönderiyor musun? Söyle, konuş. Torunuma da selam söyleyen, gelinime de selam söyleyen. Başka kim var? Oğlum var Almanya'da. Mehmet abiye selam. Mehmet'e İstanbul'da. Selam. Ulan'a selam. Kamerece. Selam. Aleyküm selam. Ha. Aleyküm selam. Ahmet abi nerede? O şu aşağıda adamın yanında oturuyor. Adamın yanında oturuyor, tamam. İnekler nerede senin? İnek aşağı, buz odamda. Buz oyu çek ben. Uşaklarım oturuyor. Akşam Mehmet dedi. Gel, tamam dedi. Biz burası seyrediyoruz. Tamam. Cami ve köy odası ve cami hocasının lojmanı. Altında lojman var. Üstünde rahmetli Haydar amca, yani Nedim Bey'in babası. Karınca kadarınca gücü yettiğince buranın beton örmesini yapmış, kafasını yapmış ama
Nedense bir için yapamıyoruz. Buradan Sarmaşıköy Aydınoğlu mahallesi sakinlerine selam olsun. En kısa zamanda bu sene niyet ettik, bayrama buraya yetiştireceğiz. İnşallah. Herkes elini altın, taşın altına elini sokacak ve bayramda inşallah burada bayram yapacağız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hiç kimse vurdum duymaz olmayacak. Evet. Allah nasip ederse bayrama minaremizi dikiyoruz. Minare işimiz tamam. Camimizin etrafına perde duvarımız var. Bu çekilecek. Buradan da Müslüman olarak burası Kabe-i Şerif'in şubeleri. Kimse vurdum duymaz olmasın. Buradan Aydınoğlu Mahallesi sakinlerine selam olsun, duyurumuz olsun. Bayrama lojmanımız yetişecek. Ona göre herkes bir nebze olsun katkısını, gereğini ne yapacaksa yapsın. Buradan hepsine selam olsun. Aleyküm gelin selam. İçerisinde şöyle bir gezelim. Bu da buraları buradan hiçe kaldırıyoruz. Tamam, tamam mı? Tamam. Burayı komple. Onu bile dışarı çıkartacağım. Onu bile dışarı çıkartacağım. Onu bile dışarı çıkartacağım. Balkon alfansı olmaz mı? Balkon olur. Yani dışın yağmalar var. Veren olur. Veren olur. Onu da dışarı çıkartacağım. Burası böyle olacak. Şuradan da bakın. Buranın altısı da ayrı. Burası da kadınlara yönelik bir yer olacak. Bakın bayramlara, Ramazanlara yemek vermek için. Evet. Biraz da. Şurayı şöyle böleceğim. Bak burada şeysi var. Tuvalet zaten burada. Burayı kapatacağım bak burayı. Şurayı mutlak yapacağım. Annemle duruyorum. Haydar Aydın ailesine. Bu orası Hacı Haydar'ın evi, konu, rahmetli. Annemizle geldik, köye geldik. Bir haftalığında bu Türkiye'de şey için, bütün abilerime buradan selam, isim vermem gerekiyor. Bütün Sarmaşık köylerime de selam olsun. Hepsine teker teker selam gönderiyorum. Dedeciğim sen selam göndermiyor mu? Daha yeni geldin gelse ama yine de gönder. Bir şey de. Oğlanlarımın hepsine selam söylüyorum. Oğlan, gelinleri bayırma, oğlanların bahsede. Torunlarımın hepsine. Hepsine. Bak gelin de bakma sonra. Hepsine. Hasan Aydın çatıyı yapmış Mustafa abi. Çatısı böyle. Yani beğenip beğenmemen senin elinde bilmiyorum. Bu evde işte bir şey olmuyor ama sıvatmamız gerekiyor. Bir şey var. Yorayım lan. Bu da babamızın fırını, bu ekmek fırını var arkada. Yukarısı oturma için, kahve içmek için. Böyle güzel bir yer. Selamun aleyküm. İzmit'ten geliyorlar. Amcaoğulları babalarının evine ziyarete gelmişler. Biz de hemen hoş geldin diyelim. Buradan hoş geldin. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim Allah'a. İsmini tanıt. Ben Zahmettin Aydın. Gel amca. Hoş geldin. Evleri de burası. Evleri de burası. Daha yeni geldiler de işte. Daha kapıyı açtı sizi şansımıza. Evet, tesadüf. Tesadüf bu kadar olmaz. Şuna. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk dayıcığım, hoş bulduk. Kolay gelsin. İnşaat mı yapıyorsun? Ha, inşaat yapıyorum. Vallahi. İnşaat kimin? İnşaat kimin? İnşaat Salim Şentürk'ün. Salim Şentürk'ün. Ne zaman biter inşaatın bu? Evet. Ne zaman biter bu inşaat? İnşaat maddeye de bağlı, paraya. Adınız neydi sizin? Remzi Usta. Remzi. Nerede, hangi köyden? Kızılcakaya'dan. Kızılcakaya'dan. Selam. Selam göndereceğim birisi var mı? Sıkıntınız var mı köy yolunda? Köy yolları Perşandık'tan. Yolumuz yok ki. Devletimizden istediğin bir şey var mı burada? İstemez olur muyuz ya? Kışın iki ay, üç ay çalışamayız. Gelemeyiz bunlara. Gelemiyorsunuz değil mi? Tabii. Devletimiz bunu duysun. Evet. Hükümetimiz bunu duysun. Bu da sizin değil ya. Yoksun daha iyi. Evet. Bu Cemil dayı. Cemil dayı yaşın kaçtı? Benim yaş 87. 87 maşallah. İyi, sağlıklı. Çok şükür. Çok şükür değil mi? Şükürler olsun Mevla'ya. Çok şükür. Sizlere de teşekkürler. Buraya geldiniz. Bizleri ziyaret ettiniz. Allah-u Teala da sizleri ziyaret eder inşallah. Amin. Şimdi çocuklara falan selam gönderebilirsin. Kim var?
çocuklarından. Almanya'da yeğenlerim var, Fransa'da var. Onlara hepsine selam. Oraya gidemez de bunlara. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. İstanbul'da gidiyor. Oraya gidiyor selamımız. Fransa'da özellikle hasta ablam var, ona çok selam ederim. Ellerinden öperin. Bir türkü söylemişsin sen. Bir de türkü patla şöyle be. Yok ya türkü. Şu türkü, dünkü bana söyledin türkü bir tanesi. Yok da öyle bir şey bak, yok. Bak bileyim. Bak, var bir tane, var neydi? O çok güzel türkü bileyim. Bak bir tane söyleyeyim. Bak kamera önünde. Bunu her zaman istemem. Bir sen de. Bir tane türkü bu söyle. Bu geleceklere şey hediye bırakıyorsun. Evet. Türkü değildi ki o. Neydi o? Mani miydi? Mani gibi bir şey. Bir mani yani söyle. Olmuş bir şey. Olmuş bir şey. Şimdi ordu, bu ordu şeye ordu dönmüş. Orduyu. Orduyu söyle istersen. Şimdi yok. Uçak oluyor. Şimdi bu efendim masala dönmüş. Masala. Masala. Yani şimdi şöyle bir şey, türkü değil de, olayan bir şeyi anlat. Zaman geçmiş. Yani ben dün böyle içime geldi öyle söyledim. Söyledim, ya. Şimdi bir kamera önünde söyle, bir dinle, herkes dinlesin. Abenim tahtiyarıyım, gönlümün bahtiyarıyım. Yüzünde göz izi var, sana kim bahtiyarıyım? Yani bunun manası da var. Bunun manası da var, niye denmiş bu? Yani bu hakikaten duyduğum yerli yaşlı kimseler, yani bu nereden? Doğudan, Muş'tan ki gördüğüm bir arkadaşların yaşlı. Onlardan duydum ben bunu. Kız bunu, çok mu güzelmiş? Bunlar, ya şimdi bunun manası bizim zamanımıza yetişti bu. Bu durum. Mesela 100 yıllık şarkı. Evleneceğiz. Mutlaka evlenme çabına gelmiş, 20 yaşına girmiş, 18 yaşına kadar evlenecek de. Bunun kızın kalkıp da damat olacak adam kızı görmeye gerek yok. Zaten gördümeyorlar. İstemiyorlar. O zaman aile ne derse o oluyor. O zaman istemiyorlar şimdi. Ana baba iki taraf ne dediyse bu iş öyle bitiyor. Şimdi öyle değil. Şimdi illaki birbirini görecekle konuşacaklar, telefonla çekilir. Yok o zaman, yok da şimdi. Evet. Bir aile birbirlerine akraba olmak istemişler. Fakat birbirlerine görüşmüşler, tanışmışlar. O kızı görmüş, o oğlanı görmüş ama oğlanla kız birbirini görmemiş. Bu durum var. Evet, evet. Demiş ki, ya baba ya, şu nişanlımı ben de göreyim demiş, dedi. Yok. Onlar razı olmaktan sonra, razı da olsa demiş, gerekmez demiş. Biz beğendik, iyi, zorlu, güzel aile. Dedi, yok demiş, ben mi göreceğim efendim dediyse imkan yok. Bundan ayeti bir arada gitmişti kızından evine geçerken veya yolda. Görmüş kız ama çok güzel, çok güzel. Yüzüne bakamıyor korkudan, nazar diye gibiler de o şekilde güzel yani kız. Eve gelmiş, tamammış, ben nişanlımı gördüm, sözlümü gördüm. Bu iş burada biter. Efendim ya, gayrı artık ne zamana kadar görmüyor gayrı bu? 6 ay, 1 sene geçiyor, nişanlanıyorlar. Efendim ya, düğün olacak da yok, görmüyor gayrı. Öyle seviyorlar değil mi birbirlerini? Öyle sevdi, öyle sevdi. Ondan sonra da eve geliyor, hayatı gerçek gecesi. Yerden girecekti ya, artık okuyor, girecekti. Eve geliyor, geliyor şeyin duasını, kızın duvağını açıyor. Şimdiki böyle beyaz örtü falan da yüzü görünmüyor, duvak o zaman, duvak kız. Açıyor duvağını, Allah Allah. Bu kız, o kız ama şurasında bir 10 kuruşluk adı bir leke var. Yani anne kızım diye. Burada bir leke var diye. Ne olmuş ya? Şöyle bakıyor. Yerli yerleşmiş, yapışmış oraya. Damga vurmuş da bir kızgın demirlen gibi. Ya o zaman söyle yaşayacak bunu. Güzelliği de duruyor da bu bakım ne? Buraya bu damga nereden geldi? Diyor ki benim bahtiyarım, gönlümün tahtiyarım. Yüzünde göz izi var. Sana kim bahtiyarım? Ey maşallah, bravo. O kadar gözü sağlam bir adam ki. Bakan çocuk, bunu bakan kim ise, hariçten bakıyor buna. Gözü keskin, nazar değiyor. Ah diye şu kızı ben de alabilseydim, ne oldu? Cemil dayı bitirmez lafı, yani. Bize gayrı şey, tamam. O anında bu hikaye. Cemil dayı, sağ ol. Allah razı olsun, hadi. Bize yani, müsaade ver. Hadi. Bize müsaade ver, görüntü yapın, bay bay yapın. Bay bay yapın. Allah'a emanet olun. Bizi bay bay yapın. O sahillerden çıktınız, burada ziyaret ettiniz. Demek ki dolaşıyorsunuz. Cenab-ı Allah da sizleri ziyaret etsin. Amin, amin. Allah razı olsun dayı, sağ ol. Allah sizlere uzun boylu, sağlıklı ömür versin. Sağ olasın dayıcım, Türkiye Cumhuriyeti de Cenab-ı Allah düşmanlardan korusun. Amin, bütün amin. Memleket de inşallah birbirine barışır. Bir barış memleket olur. İnşallah. Anladın mı? Bu şekilde. Amin dayıcım.
Allah-u Teala bizlere huzur versin. Sizlere abi, huzur versin. İbrahim Bey çok zamandı. O dişler ertemekten. Bekliyorum da fakat kapalı olmuyor, gelmeyecekmiş bu yediyete. Çok güzel çevirdim. Dayı, gurbette olanlara selam gönder, selam. Öyle mi? Gönder. O zaman iyi, bende oğlan falan çok İstanbul'larda. Hepsini söyle o zaman, hepsine selam gönder. Hepsine ayrı ayrı selamlarımı söylüyorum. Hepsine Allah bile öyle çalışma vazifesini. Öyle konuşumu da alıyor mu bu işini? Yani? Alıyor. Alınca niye susuyor bunlar? Konuşalım. Onlar çok konuştu o yüzden. Şimdi sıra sende. Konuşalım o zaman. Ne yapıyorsun? Ne gidiyorsun? Ne yapalım? Bunlar da işte uğraşıp döveceğim ben bunu. Allah'a şükür. Bu sene mahsur nasıl Hasan Bey? He? Mahsur nasıl bu sene? Anlamadım. Mahsur nasıl? Mahsur. Ha. Meyveler nasıl? Verimli mi? Meyveler iyi. Ondan mı duymuyorsunuz? Meyveler iyi. Şükür Mevla. Meyveler güzel. Meyvelerin bakım yerinde. Bir de bir teşkilatı bunun için şey yapanların Allah bize razı olsun diyor. Allah bize sadece şeyleri erdirsin buyur Allah'a. İnsanların şeyleri yapması çok iyi bir şey. Ne demek, olmaz mı ya? Köyün bir şeyi bu. Yarından sonra insanlar durmuyor, ölüp gidiyor işte. Böyle bu kamerlarda sonra izliyorlar işte onları. Yani bu aranıyor yani bunlar da. Teyze, misafir kabul ediyor mu? Efendim? Misafir kabul ediyor mu misafir? Ya tabii. Yavrum. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de gör kardeşim bizim köyleri, haydi! Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de gör kardeşim bizim köyleri, haydi! Evet sevgili izleyiciler, Sinop Türkiye'li Sarmaşık Köyü'ndeyiz. Bugün burada bir köy çekimi yapacağız ama sağ olsunlar muhtarımız ve Avrupa'dan gelen Nedim Aydın, Mühit abi, Murat abi, Aççıbaşı hocam hepsi bir arada. Bunlar merhem oluyor bugün, kanayan midelerdeki yarada yavan yaşuk 50-60 kaşıklı yemek de yaptırmışlar. Bu yemekler firmadan tas tabağı kırmadan biraz sonra dışarıdaki misafirlerimizle, Sarmaşık köylüleri ve Türkiye'den gelen misafirlerimizle birlikte afiyetle götüreceğiz. Murat abi, memleket? Memleket Sinop Türkiye'li. Orijinal. Gayet orijinal. İthal falan değil. Değil efendim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 84'ten beri. Maşallah. Peki ne var? Dökülür inci inci ürettik Türkiye için pirinci. Hakiki Boyabat pirinci. Boyabat değil mi? Evet. Durağan Sarayüzü pirincimiz de var. Durağan da var. Ama maalesef Tosya pirinci etiketinde satılıyor ya da Osmancık pirinci etiketinde satılıyor. Bizim memleketimizin pirinci Sinop. Ama ben... Pirinci olarak satılmalı aslında değil mi? Aynen öyle. Sinop yerli pirinç. Ne? Baldo. Karakılçık'tayken varmış mı? Efendim? Karakılçık. En baba hepsi, pirinçlerinden. Hepsinden yapıyorum. Yani ha, pilavı, sen yapıyorsun. Pilavı yaparım yani. Ekiyorlar mı diyorum şimdi? Boyabat, tekerler. Onu çiftçilere sormak evet, lazım. Evet, evet. Evet, başka ne var? Başka? Et yahnimiz, kavurma. Kavurma, hakiki kavurma. Hakiki kavurma. Dana etinden.
tanesinden. Türkiye'nin malzemesi. İnsanlarımıza layık şekilde yenir, lezzetli. Hiç ömüşme arama. Hayır efendim. Medlem olmam yarana diyor. Değerli efendim. Abi sana çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet şimdi. Ayağınıza sağlık. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum size. Avrupa'da kimler var? Avrupa'da benim oğlum var. Yöremiz Töremiz programı 2 yıldır Avrupa çekimleri de yapıyoruz. Hem oradan Sıla'ya hem buradan oraya. Kimler varsa teşekkür ederim. Ben oğlum Hasan Şahin. Avusturya mı? Avusturya'da. Hunam işte. Aynı bu lokanta için yapıyor. Aynı zamanda ona selamlar sunuyorum. Selam diyoruz. Ve Sinoplulara hepsine selamlarımı sunuyorum. Selam. Cümlesine selam ediyorum. Özlerinden öpüyorum. Sizler aracı olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet sevgili izleyiciler, Sinop'tan Anamur'a, Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, Avrupa'da ve Türkiye'de ve ekran başında bizi izleyen ne kadar gönül dostumuz varsa Sinop Türkiye'li Sarmaşık Köyü'nden saygı, sevgi, selam olsun. Şimdi yemek ikramımız olacak, ardından röportajlarımız olacak. Özel ve güzel görüntüler sizler için olacak. Bizi izlemeye devam edin. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de gör kardeşim bizim köyleri, haydi. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de gör kardeşim bizim köyleri, haydi. Evet sevgili izleyiciler, Sinop Türkiye'li Sarmaşık Köyü'nden tekrar merhaba, saygı, sevgi, selam olsun sizlere. Evet, Avusturya Vorarlberg'de bulunan Sarmaşık Köylülere bir sözüm vardı. Sevgili Muhit Dayı, taktık kola, çıktık yola, verdik burada mola, rastladık bu kadar Sarmaşık Köylü ve Sarmaşık Köylülere gönül veren dostlara. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İlgi alaka 10 numara. Allah kimseyi ilgisiz alakasız bırakmasın. Ve yanımda Türkiye'li İlgenil Meclis üyelerimiz. Aramızda sevgili Veysel Şahin agamla daha önce tanışmıştık zaten. Ve Şükrü Işık, Işık gibi adam. Gören ışık alıyor zaten kendisinden. Kendisini de ben çoktan eskilerden tanırım. Ta Ahmet Yıldırım Belediye Başkanımızın zamanında Üst Sefer Festivali'nin organizasyonunda geldiğimde o zamandan beri Şükrü abiyi tanıyorum. Evet, Avrupa'dan gelen gurbetçilerimiz Muhit Demirkıran ve Nedim Aydın, demek bu köye senin kaydın sevgili Aydın. Ve Hasan Gürleyen Helallı'dan kendisi. Kendisini Viyana'da tanıdım. Viyana'daki Sinoplu dostlarımız da beni istişare ettiren, bağlantı kuran, hep birbirine bağlı zincir halkası gibi Şükrü abi. Esin gün geldik Ahmet Sever Enver, Harbi Enver'le. Allah razı olsun buradan Avusturya Şerding'de bulunan davulcu Bahattin abi, Cemil Taşkın, Ayancıklı, Uşaklı, Gökay Güven, Ahmet Taşkın Afyonlu salon sahibiydi ve Ramazan Karakuş, Süleyman Uygun, tabii ki bunlara da vesile olan Cemil Yıldız. Allah hepinizden razı olsun. Adı aklıma gelmeyen, ismini sayamadığım sevgili dostlar. Allah sizden razı olsun. Ayağımın tozuyla Çayırova'da dün akşam bir engellimizden hayır duayı aldık. İnşallah 3 tane Çorlu'ya Hasan Gürleyen abimin vermiş olduğu bir engellimiz var. Ve az önce de Almanya Stuttgart Türkeliler Dernek Başkanı Niyazi Bozkurt bir mesaj atmış. İnşallah o arabayı da 18 Mayıs'ta ya da 20 Mayıs'ta getirip Türkiye'nin de teslim edeceğiz onu da. 7 araç akülü araca bu sefer vesile olan Şerdik'teki o Afyonlu, Uşaklı, Gümüşhane, Bayburtlu ve Sinoplu vazgeçilmezlerim sevgili dostlarım. Bir kere daha hepinizden Allah razı olsun. 464. arabayı dün akşam sizlerin vesilesiyle verdik. Allah'ın rızasını hep beraber kazanmış olduk. Hepinizden Allah razı olsun. Evet sevgili Şükrü abi. Bir sola bir sağa. Madem çıktık yola, mikrofon uzatalım. Uzatabildiğimiz evet. Kulağa. Sonumuzda hayırlı uğurlu ola. Ayrıca kaymakamdan alır emiri aldı emir keser demiri, köyümüzün mülkü amiri, ev sahibimiz muhtarım. Sevgili muhtarım Rıfat Şahin. Evet. Öyle diyeyim kısadan. Yoksa ayancıyı falan karıştırmıyorum bak. Ve kaymakam beyimiz de yeni gelmiş, hayırlı görevler diliyoruz kendilerine. Bugün de Türkiye'nin pazarı olduğu için sanırım acil bir işi çıktı. Kaymakam Bey'i de bekledik biraz. Gelecekti çünkü. Buradan kendisine hayırlı görevler, giden kaymakam beyimiz bizim eniştemiz dedi. Ona da gittiği yerde hayırlı görevler diliyorum.
Önce muhtarıma diyeyim, ev sahibi bir hoş geldin falan der. Sonra da bir sağa bir sola uzatabildiğimiz kadar uzatalım mikrofon burada olan kula. Evet muhtarım buyur. Abim. Evinde kısa ve öz bir röportaj yaptık. Öncelikle o özel ve güzel kahvaltıdan dolayı yenge hanıma çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ önümüzde abi. Masa olmasın dedi. Siz de kuşku tasa ortaya koymuş, ne kadar özellik güzellik varsa 30 çeşit kahvaltı. Ya yiyebildiğimiz kadarıyla. Çok teşekkürler. Allah buyur muhtarım. Öncelikle abi çok değerli encümenlerime hoş geldiniz, sefa geldi derim. Ondan sonra sayın köylülerime saygıyla selamlarım, hoş geldiniz derim. Avrupa'da, Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da nerede sarmaşıklı ve vatandaşım varsa hepsini saygıyla selamlarım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. İşlerinde başarılar dilerim. Ben Sarmaşık Köyü Muhtarı Rıfat Şahin. Başa değeyim abi. Başka bir şey deme. Diye çok da güzel dedin. Teşekkürler, hoş bulduk diyoruz sevgili muhtarım. Sevgili muhtarım, atanmışlar bürokratlarımız, evet. Kaymakamımız, valimiz atanmıştır. Evet. Seçilmişlerimiz işte siyasilerimiz. Sel suyuyla gider, kumuyla kalır. Senin işin encümenlerimizle. Pasını sileceksin, kıymetini bileceksin. Ara sıra da yanlarına gideceğin köyün derdini anlatacaksın. Evet. Bunlar köyün ve ilçemizin sorunlarını ile taşır, il Ankara'ya taşır, hizmet aynen bir şekilde gelir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Doğru mu Şükrü abi? Evet, doğrudur. Evet, duyguları alalım abi. Sayın meclis üyesi arkadaşım, sayın muhtarım, değerli Sarmaşık köyleri, burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Zeynel kardeşime de böyle bir programı Sarmaşık Köyü'nde yaptığı için özellikle ekibine ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Dernek başkanlarımıza, Avrupa'da çalışan temsilcilerimize falan. Şimdi tabii Sarmaşık Köyü bizim için farklı bir köy, özel bir köy. Bu aynı zamanda Veysel kardeşimizin de burada görev yapması neticesinde, o da kendisi de izah edecek. Onun için de apayrı bir yer. Tabii biz önümüzdeki bu sene içinde bu köyümüzle ilgili yatırımlarımız var. Evvela işte Güvendi Sarmaşık Kuşçular Grup Yolu üzerindeki Güvendi Mahallesi'nde biten asfaltın Allah nasip ederse Sarmaşık Köyü'ne kadar devam edeceğini buradan bütün köylülerimize ve hemşehrilerimize müjdeliyoruz. Muhtarım da bu işin takipçisi. İnşallah diğer sorunlarımız da var. Sadece yolla ilgili değil. Muhtarımızla her zaman istişare içindeyiz. Yani gece gündüz her zaman sağ olsun bizi rahatsız eder demiyorum. Arar. Çünkü biz memnunuz. Muhtarımızı seviyoruz. Apayrı yeri vardır. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Köyün hakkını savunuyor. Köyün hizmeti için bizi rahatsız eder, Kaymakam Bey'i rahatsız eder. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Ben bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Rica ederim. Sevgili Şükrü abi, ben sormadan sence aslında yol davasını Veysel abimle konuşacaktık biz. Çünkü ben 3 hafta önce gönül elçimiz Hayri ablamız, Çatak'ta bir engellimiz varmış, bir araba bırakmıştım onu, evet. O da yerine getirmiş, daha önce de geldim. Şu an Türkiye'li olarak 4 tane araba verdim, ikisi akülü, ikisi normal, bir araba daha vereceğiz da akülü inşallah. Anlattım. Şimdi burada Avrupa'daki gurbetçilerimiz daha çok, ben orada duydum bu şikayeti. Elektrik trafolarının yetersiz olduğu. Çünkü yıllar önce gelmiş, o zaman bir lamba, bir dolap vardı. Ama maalesef şimdi saç kurutma makinesinden, kettle'dan, ütüsü, buharlı otomatik ütüsü, çamaşır makinesi. Yani atın yükünü eşeğe arttığın zaman ne olur? O eşek kaldıramaz. Tabii. Aynı bu şebekede ona benziyor. Buraya da, bu konuyla şimdi, alakalı da evet. Bir el atmanı bununla ilgili istiyorum sizden. Milletvekilimiz Enerji Bakan Yardımcımız da evet. Görüştü. Kışın tabii çok büyük bir kar yağdı. Son evet. Erbelek'te Boyabat'ta 40 yıldır böyle bir kar. Sade burada değil evet. Çok elektrikli 15-20 40 gün yıldır olsun. 40 yıldır böyle bir kar görülmemiş. Evet. Çok yoğun bir kış geçti. Tabii bunun neticesinde tabii hatlarımızda ciddi manada bir bakım istiyordu. Özellikle Ayancık Türkeli arasındaki nakil hatlarıyla ilgili. Geçen il müdürümüzle de
Murat Bey'le de görüştük. Çalık müdürü, il müdürü dağıtımla ilgili. Müdür Bey'in de aynı şekilde telaffuzu diyor ki biz Türkiye ile ilgili teller diyor bu sene diyor onayları aldık. Ciddi manada bir çalışmamız olacak inşallah. Ayancık Türkiye'deki nakil hatlarında ve köylerdeki onarımlarda, tamirlerde bu sene diyor ciddi manada bir yatırımımız var diyor. İnşallah. Şükür. İnşallah biz de tabii sayın milletvekilimiz de üstüne basa basa söyledi. Muhtarlarımız da şahittir toplantıda. Dedi bu konunun takipli olacağım dedi. Gördüğümüz kadarıyla ciddi manada takibi, basından da takibi dur, şeyden de görsel olarak da gördüğümüz bildiğimiz şu anda ciddi manada bir i̇nşallah. Çalışma olacağı kanaatindeyiz. İnşallah, inşallah ben buradan Sinop milletvekillerimiz A partisi B partisi ayrım etmeden aynen. Hatta İstanbul'dan vekilimiz Şirin Ünal Paşa'm, Engin Altay, Barış Karadeniz ve en çok da görev düşen Nazım Maviş ve Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy. Ben ona hala gönüllerin kaymakamı, gönüllerin valisi, sevgili ağabeyim derim her programda. Buradan kendilerinden rica ediyorum. Ne olur her memleketin yöresi var, her memleketin töresi var. Bizim de yöremiz burası, töremiz burası. Yıllardan beri televizyonlarda hep doğu kültürü, doğu kültürü, doğu kültürü. 7 yıldır ben yöremiz töremiz programı yapıyorum. Çok köylerimizi geziyorum. Bütün ilçelerimizin fark etmiyor benim için. Kim alev derse biz davet edildiğimiz yerden erinmeyiz, edilmesek de görünmeyiz. Kim alev derse oraya gidiyoruz. Dertleri dinliyoruz. Ve 4 yıldır da işte bu sosyal projemiz de devam ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu günlere geldik. Ordu milletvekillerini biliyorum. Rize milletvekilleri, Trabzon milletvekilleri, hele hele Sivas milletvekilleri hangi parti olursa olsun mecliste tek yumruk oluyorlar. Bizim vekillerimiz de bunu yapmalı, şu insanlarımızın hizmetine hizmet katmalı. Sizler de bu insanlara mahcup olmamalısınız. Diyorum hemen şöyle sağa doğru dönüyorum. Evet sevgili Veysel abim, 3 hafta önce bir istişare etmiştik. Avrupa'daki gurbetçilerimiz Avrupa'da yaşadığı için köy yerlerinde yaşıyorlar. Yolu asfalt, PTT'si var, bankası var. Postacı bisikletiyle ilçe merkezinde, ilde nasılsa köyde de aynı. Şimdi bazı serzenişlerde ya da eleştiri anlamında bir şey kullandıkları zaman bunları normal karşılayalım. Çünkü ben dinledim, çocuklarımı ben getiremiyorum diyor buraya. Bunu şimdi kendi ellerine vereceğim mikrofonu, kendileri de söyleyecek. Öncelikle yollar yollarda çile çekiyor, kullar. Bu yolları, bu insanlar nasıl sonlarda düzelir? Bu bir. İki, az önce Şükrü abi de bahsetti zaten. Bir de şu sahil yolu hakkında da bilgi alalım. Bunu da İstanbul'daki, buradan Kocaeli Sinop Dernekleri Federasyon Başkanı Bahattin Demircan'a, Kenan Başkan'a ve bütün sivil toplum örgüt başkanlarımıza da selam olsun. Bazı konuları onlar da merak ediyor. Birinci ağız sizden duyalım. Çünkü bu işlerin... erbabı sizsiniz yani. Sorunları siz taşıyorsunuz. Sorun yolu gidiyor da kaynak yolu, geri hizmet yolu geri dönüyor mu, dönecek mi? Neler olacak? Buyur abi. Saygıdeğer İlgeyemez üyesi arkadaşım, değerli muhtarım, çok sevgili büyüklerim, beyefendiler, hanımefendiler, değerli kardeşlerim, Zeynel Bey, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün benim için ayrı bir gün. Yaklaşık yani 20-25 sene önce burada görev yaptık. 2 yılımız geçti. Çoklarıyla çok hasbeli olduk. Çoklarıyla kan bağımız var. Çokların ekmeğini yedik. Evlerinde kaldık. Hepsine emeği var. Karşılıklı. Normalde görevim geri. Ben bugün burada olma şansım yoktu. Hakikaten burayı duyunca dedik ya herhangi bir gün gideriz falan ama herhangi bir günde bu kadar insanı, bu kadar özlemişim bir arada benim görme şansım yoktu. Yani dedim ki onlar hep Avrupa'dan şeye kadar geliyorsa hiç olmazsa bir görüşmüş oluruz. Gerçekten de bir böyle bir güzel bir bahar günü. Yani şehirden, stresten, yoğun stresin ardından sarmaşıklarla, köylülerimle, akrabalarımla, öğrencilerimle beraber olmak, sizlerle beraber olmak gerçekten keyif verdi. Benim için güzel bir gün oldu. Bir kere zaten size teşekkür ediyorum. Rica bu organizasyon ve diğer organizasyon tertip eden, tabii biz genelde bunları telaffuz etmiyoruz ama dernek başkanlığı kardeşlerimize, dostlarımıza, yani alışkanlık diye kusura bakmayın da. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Biz de onların her zaman elimizden geldiği kadar yanında olacağız. Şimdi
En son sorudan doğru, tersten doğru gidelim. Benim o konuda aslında beyan vermem doğru değil ama bildiğim kadarıyla sahil yolu inşallah bu sene sonunda bize de, yani aldığımız bilgiye göre, o biraz bizi aşıyor. Tamamlanacak. Bir aksilik olmasa o şekilde. İnşallah. Esas bizim meselemiz burası. Burası arkadaşlar, gerçekten siyasi bağlamda baktığımız zaman buraya bir şey olmaz. Ama dedik ya, kan bağımız, öğrencimiz, canımız, kanımız burası. Allah razı olsun Şükrü Bey de yani biz gibi düşünüyor. Benim zaten özüm burası. O da hiçbir zaman zaten aramızdaki birlik beraberlik bazılarına da dert oluyor. Ama biz böyle mutluyuz. Diyoruz ki inşallah iki sene içinde, yani bazı mücbir sebepler oluşmazsa, biz burayı, hedef buraya ulaşmak asfalt olarak iki sene içinde. Yani tüm Solukoğlu mahallesi. Tabii burası en son mahalle. Yani en son mahalle. Bu sene gelebildiğimiz kadar, yani üretiyoruz, yapıyoruz, para şey yapıyoruz, verdiğimiz mücadeleyi herkes bilir. Belki şeyler bilmez ama bürokrasisinden otokrasisine kadar diğer herkes bilir yani nasıl mücadele ettiğimizi, ne halde çalıştığımızı. İnşallah bu seneki hedef Bekiroğlu, seneye de burayı. Yani çok da para olsa bir iş yapma kapasitesi var. Bu sene buraya şey yapamayız. Yani biz size de gelip de bu kadar hasbel olup özümüzsünüz, böyle süslü lafları da söylemeyi pek sevmeyiz, tamam mı? Yani çünkü her zaman iç içeyiz. Şöyle olsun, böyle olsun filan de gönlünüz zaten bizi görünce hoş oldu. Biz de sizi görünce hoş olduk. Gönlünüzü hoş olsun diye de böyle yapamayacağımız, etmeyeceğimiz şeylerde hoş kelimeleri söylemez. Bu mesele, şöyle söyleyeyim net, bu mesele Sarmaşık Köyü'nün meselesi değil. Bu mesele artık bizim meselemiz. Tamam mı? Bizim meselemiz, görev bizim. Siz sadece dostlarınıza, burada olmayan akrabalarınıza, arkadaşlarınıza inşallah bir Allah daha başka bir şey vermezse iki sene içinde biz, herkes arabasıyla da gelecek, bisikletiyle de gelecek, çoluğu çocuğuyla da gelecek. Tabi Avrupa gelişmiş, yani Avrupa'dan bakmamak lazım buraya. Yani buranın anlatsak çok uzun. Yani şartları, Sinop'un şartı ayrı, Türkiye'nin şartı ayrı, köyün şartı ayrı. Dedi ki bisiklet konusunda da değinim, ben bir eğitimciyim, yani o işe zaten karşıyım. İşin doğrusunu söyleyeyim. Eskiden arkadaşlar obezet diye bir hastalık yoktu. Çelik çomak, bir diri bil, bilmem ne, yakan top, değil mi? Bu oyunlar oynanıyordu. Yani bu oyunlar da artık, yani ip atlama, seksek filan gibi oyunlar vardı. Çelik çomak. Tabii köşe kapmaca filan. Bunlar daha sağlıklı, daha dinamik tutuyordu. Sen Avrupa'dan niye geliyorsun buraya? O çocukları burada işte özüne döndürme için. Burada çelik çomak oynayacak, uzun eşek oynayacak, bildiğini bir oynayacak, ip atlayacak. Zaten obezitenin de başlıca şeyi bu oyunlardan uzak kalması çocukların. Evet. Bisiklet yolları falan köy için doğru değil. Köyde salınacak, hamağa binecek, bilmem ne. Bisiklet için yok. Ana yola devam. Bir kez daha söylüyorum, çok mutlu oldum sizle böyle güzel günde olmaktan. İnşallah hep, yani gözü gülüyor, yüzü gülüyor, gözü parlıyor. İnşallah hep beraber seneye asfalt bittiği zaman, bir mücbir sebep olmazsa, yine böyle güler vaziyette oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. İnşallah beraber, Allah mahcup etmez biz sizlere karşı. İnşallah. İnşallah abi, açıklamalar için teşekkür ediyoruz. Vallahi bu dünyada en güzel hizmet insana yapılan hizmet, en güzel yatırım insana yapılan yatırım. İnsanların faydalanabileceği yatırımları kim yapıyorsa, kim vesile oluyorsa, Allah hepsinden razı olsun. Bisiklet olayına gelince başkan doğru söylüyor. Başkan, size görev düşüyor. Yaptığınız şenliklerde yöresel oyunlara daha çok yer ayırırsanız daha iyi olur. Benim işim de bu yani. Organizasyon, parayı oradan kazanıyoruz. Yoksa 8 tane torun kiremit kırığı yemiyor. Ekmek yiyor bunlar. Bu bir istişare edelim. Zaten muhtarım da Şaban Başkan'la görüşecek inşallah. Evet, şimdi gurbetçilerimiz var. Zeki Başkan, şöyle bir gel de önce sana verelim, sonra da gurbetçilerimize. Bir de Hasan abi var, abim var. Şöyle kısa bir öz, birkaç kişiye mikrofon verelim. Hep de programda da hep konuşma da olmuyor. Sonra eleştiri alıyoruz. Araya artık müzik bir şeyler koyacağız biz. Evet. Buyur Zeki Başkan. Öncelikle Sarmaşık Köyü'ne hoş geldiniz. Bu güzel bir fırsatı, bak onu geleceğim. Değerli meclis üyelerim, değerli muhtarım, çok kıymetli köylerimiz, bu güzel günümüzde burada bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Amacımız Sarmaşık Köyü'nü dünyaya tanıtmaktı.
Bu konuda da Zeynel Bey, Allah razı olsun, bizi kırmadı. Çok mücadeleler vererek buraya gelindi. Ve bundan sonraki amacımız da buradaki tarihi olaylarından tutun, bugünümüzün şartlarına gelene kadar ki çabayı sizlere göstermek için buradayız. Aynı zamanda da gurbette olan çocuklarımızın, arkadaşlarımızın, analarımızın, babamızın biraz da hasret gidermesinde yönelik bir programdı. Tabii ki biz dernek olarak burada 6.sını düzenlediğimiz bir Ramazan Bayramı şenlikleri yaptık. O günden bu tarafa Sarmaşık Köyü'nde bir hareketlilik olduğunu gözlemledik kendi gözlerimizle. Yeni inşaatlar yapılıyor, yeni ilave evler yapılıyor. Türkiye'deki esnafı gezdiğimiz zaman bizlere teşekkürler üzerine teşekkür ediyorlar. Çünkü bir ekonomik güç de Türkiye'ne sağlamış olduk. Ve bunun akıbetinde de Sarmaşık Köyü'nü gençlerimizden koparmamanın amacındayız. Gelsinler, herkes köyüne sahip çıksın. Gelsinler tatilini Antalya'da, Bodrum'da yapacaklarına gelsinler, burada yapsınlar. En güzel deniz bizde, en güzel oksijen bizde, en güzel hava bizde. Amacımız da tabii ki bunları yapmamızın birazcık da engeli sadece yolumuz. Yolumuzun bir an önce yapılması, bu yolun bittiği zamanki ki buradaki gündüz, yani yazınki nüfusla kışınki nüfus hemen hemen aynı olacak inşallah. Çünkü 83'te Sarmaşık Köyü göç vermeye başladı ve 83'te gidenlerin hepsi aşağı yukarı emekli oldu. Tek dertleri burada hastalanınca, rahatsızlanınca gidememenin yüzünden İstanbul'da kalıyorlar. Yoksa onlar buralara gelecekler. Bizim derdimiz burada da bu Sarmaşık Köyü'nün nüfusunun, şu andaki bulunan nüfusunun çok 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 üzerlerine katmaktır. Neden? Gelsinler burada emeklilik hayatlarını, son dönemlerini gelsinler burada rahat rahat yaşasınlar istiyoruz. Bu bağımında da bu bize fırsatı veren Zeynel Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Avrupa'dan, Asya'dan, Anadolu'dan her bir ucra köşesinde olan tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bahattin Başkanımızla az önce görüştük. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamımız bize söz verdiği halde gelmedi. Mazeretini bildirdi. Biz de onun mazeretini kabul ettik. Yalnız bayramda yapacağımız şenlikte şimdiden söylüyorum burada. Bütün meclis üyelerimiz, bütün halkımız burada. İnşallah orada da bir aksilik yaşanmaz. Teşekkür ederim. Davetiyeleri önceden halledersin. Yaşanmaz inşallah. Evet Zeki Başkan, teşekkürler. Canlar Gıda'nın katkılarıyla yöremiz töremiz devam edecek.